Evet. Nuriye, herkesin sana çok selamı var. Seni çok merak etmiş insanlarımız. Neler yaşadın? Senin ağzından bir duysunlar bakalım. Yani bir hakkında yakalama olma ihtimali vardı. Onu öğrendiğimde duyurarak Yüksel'e çıkmıştım. Nitekim varmış. Yüksel'den gözaltına alındım. Oradan siyasi şubeye teslim edildim TEM'e. 3 gün orada gözaltında kaldım. 2 gün açlık grevi yaptım. 2. günden sonra polislerden bir tanesi beni tehdit etti. Ne zaman savcılığa çıkacağım diye sordum. Böyle elim belim değmiş sorarken. Dedi ki o önce dedi elini belinden indireceksin yoksa seni burada ezerim dedi. Ben de hadi essene dedim. Ondan sonra neyse böyle bir şeye dönüştü. Sonra dedi ki senin burada ayaklarını yerden keserim. Bakın bu işte siyasi şubede. Sonra savcı diyor ki niye açlık grevi yapıyorsunuz? Anlattım dedim, bize böyle davranıyorlar. Ne zannediyorsunuz? Herhalde dedim muhtemelen hiç şeye, TEM'de gözaltına alınmamışsınızdır. O yüzden bilmiyorsunuz nasıl muamele gördüğünüzü. Ondan sonra bu polis beni böyle tehdit edince ayaklarını yerden keserim bilmem ne falan diye. Ben de suyu şekeri de bıraktım. Savcılığa çıkarılma talebiyle. Susuz şekersiz açlık grevi yaptım 1 gün boyunca. Sonra sabah beni buraya getirdiler. Yani bu ayrıntılara niye giriyorum bilmiyorum. Sabah beni buraya getirecekler ama süre uzatmaya getirecekler diye düşünüyorum. O yüzden bayağı tantana yaptım. Meğer gerçekten savcılığa çıkarıyorlarmış. Savcıya çıktım. Bir şey yok işte. Hep bildiğimiz şeyler. Yüksel TV'den bunu paylaşmışsınız. Twitter hesabınızdan şöyle demişsiniz falan. İşte Ali İsmail'in katilleriyle ilgili bir şey, katiliyle ilgili bir şey paylaşmışım. İşte şeyi hedef göstermişsiniz. Kamu görevlisini hedef göstermişsiniz. Valla dedim söylediklerimin hepsinin arkasında duruyorum. Bu adam Ali İsmail'in katili doğru düzgün bir ceza bile almadı. Az bile yazmışım dedim. Bir tane işte Tayyip Erdoğan'la böyle şeyler, sanatçılar malatçılar görüşüyor. İşte burada hakaret etmişsiniz falan. Ondan sonra sosyal medya paylaşımlarım. Şey çok komikti. Acun Karadağ'la Sakarya'da buluşmuşsunuz. Ben tabii koptum. Tanıyor musunuz dedi. Aynı evde yaşıyoruz dedim. Size bir sıra vereceğim. Ondan sonra savcı bozuldu falan. En komiği şeydi. Son yazdığım yazıda Adiller diye bir oyunu var Albert Camus'un. Ondan alıntı yapmıştım. Ya adaletle ve masumiyetle yani kendi adaletini yaratmak gibi bir şeydi. Şimdi tam sözü hatırlamıyorum. Bunu okudu. Şimdi o oyun da şeyde geçiyor. Çarlık Rusyası'nda geçiyor. 1900-1905 arası. Bu Narodniklerin devamı bu şeyler. Grup çara suikast yapıyorlar. Ondan sonra neymiş efendim? Ben orada direne adaletle demişim ama o oyunun içeriğinde silahlı eylemler falan var. Savcı beni orada yakaladı. Ondan sonra ben de anlattım, dedim ki ya bu oyun 1900'lerde geçiyor, Çarlık Rusyası'nda geçiyor, yapmayın etmeyin yani bu silahlı bir eylem var, ben buradan bir şey paylaştım diye böyle bir bağlantı olabilir mi? Yani kaldı ki orada bir felsefi tartışma yapıyor yazar. Albert Camus dediğiniz adam yani dünyaca kitabı yasaklıymış. Dedim ki hiçbir yerde bu kitabın yasaklı olma ihtimali yok yani. Böyle bir, hem dünyada böyle bir yer yok şu an. 1900'leri anlatan bir şeyde silahlı bir eylemi anlattığı için Albert Camus kitabını yasaklayacak falan. Bilmiyorum var mıdır, öyle biraz salladım orada. Ondan sonra işte böyle saçma sapan 2 saat falan sorguda kaldım. Onu niye paylaştın, bunu böyle mi dedim falan. Ondan sonra işte VHKPC örgütüyle iltisaklı yapılar varmış. Saymış hepsini böyle. İşte bunlardan hangisi hangisini biliyormuşum, hangisini bilmiyormuşum. Bilmem yayın organı varmış. Ondan sonra ben dedim karar mı var bunlarla ilgili? Ya bana bunu soruyorsunuz da bir karar var mı? Bunun bilmem nesidir falan diye. Yok. Kolluk güçlerinin böyle bir değerlendirmesi var dedim. Kolluk gücü dediğiniz nedir? Karar verici. Onlar karar veriyorsa sizin burada ne işiniz var dedim. En son artık şeyden zaten dedim bu beni kesin tutuklamaya sevk edecek. Verdim, veriştirdim. Ondan sonra kolluk gücünün böyle bir değerlendirmesi varmış. Siz dedim kolluk gücünün herhalde bu ülkede ne iş yaptığını bilmiyorsunuz. Ondan sonra en son çıktım dedim kesin beni şey tutuklamaya sevk eder bu sorgudan sonra. Öyle adli kontrol şeyinde bulunmuş savcımız. Buna şükredecek değiliz yani, bunu da hak etmedik. Ne ettiniz dedim yani, ona da söyledim. Beni 4 gündür gözaltında tutuyorsunuz. Kolluk güçlerini değerlendi. Bu yüzden mi tutuyorsunuz dedim. Öyle yani tabii ki mutluyum yani serbest kaldığım için.
ama çok büyük bir haksızlık yani uğradığımız. Orada her gün gözaltı, savcıya da anlattım. Her gün gözaltına alınıyoruz. Ondan sonra para cezası kesiyorlar. 6 ayda bir TEM'e götürüp bunları örgüt üyesi bilmem nesi çekiyorlar. İşkence yapıyorlar, kemiklerimizi kırıyorlar. Bu işinizi istemeyin demek yani. Bunun başka bir anlamı yok ki. Siz işimizi istiyoruz dediğiniz sürece biz size her türlü yolla yöntemle saldıracağız demek. Onlara şey olsun yani, nişan olsun. 9 Kasım, yarın mı? Evet. Yarın 9 Kasım, direnişimizin 3. yılı. Onlar bizi işimize iade etmediler, KHK'ları iptal etmediler. Onlara da dert olsun. Biz de direnmeye devam ediyoruz ve direnmeye devam da edeceğiz. Hiçbir komploları, hiçbir saldırıları bizi direnmekten vazgeçiremeyecek. 9 Kasım'da herkesi Yüksel'e bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz. Saat 1.30'da. Saat 1.30'da. Sevgiler.